Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kaf suresi 16-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Kaf suresinin birinci sayfasında Allahu Teala öldükten sonra dirilmenin bazı delillerini bildirmişti. Burada da diğer alemde muhasebe ve insanların amellerinin neticelerini görmesi ile alakalı bazı manzaraları bize bildirmekte. Ve şöyle buyurmakta. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Andolsun ki insanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini, neleri fısıldadığını elbette biliriz. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığını elbette bilir. Bunun günümüzde dijital ortamda belki anlaşılması daha kolay. Diyelim herhangi bir telefon şirketi kendisine bağlı ne kadar abone varsa onların bütün konuşmalarını aynı zamanda arşivinde muhafaza ediyor. Yani onların yapmış olduğu bütün görüşmeler kayıt altında. Dolayısıyla sistemi kuran o kayıt sistemini de ona göre arşiv sistemini de yapmış oluyor. Bizi yaratan Allah elbette bizim neler yaptığımızı da biliyor. Gözü veren, gözün nelere baktığını, dili veren, dilin neler söylediğini, kalbi veren, kalpten neler geçtiğini biliyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ve biz ona şah damarından daha yakınız. Bu son derece yakınlığı ifade eden bir şey. İnsanda nasıl bir şah damar var, hayatı onunla devam ediyor. Allah'ın insanlığa yakınlığı şah damarından çok daha yakın. Buradaki yakınlık Allah ilmiyle yakın, rahmetiyle yakın, kudretiyle yakın. Mesela bir başka ayette inne rahmetallah garibun minel muhsinin buyurulmuş. Allah'ın rahmeti muhsin olanlara, yani Allah'ı görür gibi ibadet eden, güzel işler yapanlara yakındır. Oradaki Allah'ın yakınlığı rahmetle ifade ediliyor. Allah'ın rahmeti işte kendisini görür gibi ibadet edenlere yakındır. Bunu ben bir misalle ifade etmeye çalışayım. Mesela güneşe karşı bizim uzaklığımız ama güneşin bize yakınlığı söz konusu. Güneşle bizim aramızda 150 milyon kilometre mesafe var. Ama güneş ısısıyla, ışığıyla, bizdeki tesiriyle bize bizden daha yakın. Göz bebeğimizde görülebiliyor ve bizi ısıtıyor ve çevremizi aydınlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını mekani bir yakınlık olarak anlamak uygun değildir. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Ama o ehadiyetiyle bütün mahlukatına elbette yakındır ve insanın kendisine bile gizli kalan onun amellerini kaydeden meleklere bile gizli kalan durumlar Allah için ayan beyandır. Onun ilminde bunlar malumdur. İz yetelakkal mütelakkiyâni anil yemini ve anil şimâli gâid. Hatırla ki insanın sağında solunda oturan ve onun yaptıklarını kaydeden iki görevli var. Burada iki görevli genelde kiramen katibin olarak değerlendirilmiş. İnsanın sağında amel defterinin işte sevabını yazan melek, solunda da insanın günahlarını yazan melek. İnsan herhangi bir iyilik yaptığında sağındaki melek anında yazıyor. Ama günah işlediğinde sol taraftaki meleğe 7 saat bir süre verilmiş. Yani hemen yazma, olur ki tövbe eder. Olur ki bu hatasından vazgeçer. O zaman yazılmıyor. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ İnsan lafız olarak, söz olarak neyi söylerse اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Onun yanında hazır bir gözetleyici vardır. Yani ağzından çıkan her söz kayıt altındadır. Kamera karşısında olan birisi elbette bütün yaptıkları gözler önündedir. Söyledikleri gözler önündedir. Demek ki meleklerin de Allah'ın onlara verdiği imkanla, güç ve kuvvetle muazzam bir kayıt imkanları var. Böyle olunca bu insanın ağzından ne çıkarsa bunlar rahatlıkla kaydediliyor.
Eskiden gazeteciler hızlı yazma teknikleriyle bir insanın konuşmasını not ederlerdi. Ama şu anda buna lüzum kalmıyor. Herhangi bir kayıt cihazıyla görüntüsünü bile zahmetsiz bir şekilde almak mümkün. Demek ki Allah-u Teala meleklere kolaylıkla bunu yapabilecekleri imkanı, cihazatı vermiş. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Ölüm sekeratı, ölüm baygınlığı hak olarak gelmiştir. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ O kimseye denilir ki, ölmek üzere olan kimseye, işte bu senin kaçmakta olduğun şey. Yani ölümü hatırına getirmiyordun. Ölümü biliyordun ama hatırına getirmiyordun. Kaçmakla adeta kurtulacağını zannediyordun. Ama kaçıp kurtulamadığın şey işte bu. Bu ölüm sekeratı. Ve nüfiha fissur ve sura üfürülmüştür. Yani sura üfürülmesi artık dünyadaki hayatın sona ermesi. Dünya açısından baktığımızda artık dünyanın kıyametinin kopması. Önce bir kimsenin ölümüne dikkat çekildi. Nasıl ki bu insan vakti geldiğinde ölecek. Küllü nefsin zâigatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Dünya dahi bir nefis. Vakti geldiğinde o da ölümü tadacak. Zâlike yevmul va'id. İşte bu vaat edilen, insanlara göreceksiniz diye önceden haber verilen, insanların uyarıldığı gündür. Ve ca'et kullu nefsin ve her nefis o gün gelir. Ma'ha sa'igun ve şehid. Yanında onu sevk eden, onun yaptıklarına şehadet eden görevli olduğu halde o şekilde her nefis huzur ilahiye getirilir. Yani günümüzde de mahkumların mahkemeye getirilmesi, sağında solunda görevliler oluyor ve o şekilde mahkemeye getiriliyor. Diğer alemdeki mahkeme, mahkeme-i kübra, haşrin mahkeme-i kübrası. Dünyada hakim olan, hükmeden kimseler orada mahkum. Dünyada zulmeden, insanları gerçekten rahatsız eden kimseler ve yaratılış gayesine uygun hareket etmeyen kimseler, her birisi orada mahkum, kayıtlı, kelepçeli bir şekilde getiriliyor. Ayet-i kerimede onu sevk eden ve ona şehadet eden görevlilerden söz ediliyor. Demek ki onun bütün amellerinin neticesini bilen, bununla alakalı görevli olan melek de yanında bulunacak. Genelde bu manada değerlendirilmiş. Başka manalarla beraber. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا Sen bundan bir gaflet içindeydin. Yani bir hesap günü gelecek, yaptıklarımdan tek tek bana sorulacak. Bunu düşünemiyordun. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ Artık bugün biz senin gözündeki perdeyi açtık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ Bugün senin basarın, bugün senin gözün çok keskindir. Bu ölen kişi açısından düşündüğümüzde, ölüm anında artık o kimseye perde aralanıyor. Ve daha önce görmediği melek gibi varlıkları görmeye başlıyor. Ve ona göre gözü dehşetle açılıyor. Ve en azılı kafir de ölürken gerçekleri öğrenerek dünyadan gidiyor. İnanmamış olduğu melek onun ruhunu kabzediyor. İnanmamış olduğu münker nekir kabirde onu hesaba çekiyor. Ve diğer alemde de inanmamış olduğu haşri yaşıyor. İnanmamış olduğu mahşere sevk ediliyor. Ve inanmamış olduğu Allah'ın huzurunda hesaba çekiliyor. وَقَالَ قَرِينُهُ Onun yakınında olan, onunla beraber olan dedi ki هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدِ Bu benim yanımda olan artık hazırdır. Yani muameleleri demek ki bitiyor. Ve netice itibariyle cehenneme gönderilecek. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَّارٍ اَن۪يدٍ Ve o iki görevli olan meleğe deniliyor ki her nankörlük yapan, inkar eden, inatçı, hakka karşı inat eden kimseleri atın cehenneme. مَنَّا lil hayr, hayra mani olan, mu'tedin, haddi aşan, mürib,
kendisi şüpheler içinde olup başkalarını da şüphelere sokan, din hakkında şüpheler uyandırmaya çalışan kimseleri atın cehenneme. Burada Allah-u Teala cehenneme atılacak kimselerin özelliklerini, bir kısım özelliklerini bildiriyor. Bunlardan birisi son derece nankörlük yapması ve tamamen bir küfür içinde olması. Küfür genelde iki manada değerlendirilir. Allah'ı tanımamak, bir de nimetlerine karşı nankörlük. Her ikisi de cezayı gerektiren durumlar. Öte yandan hakka karşı inat etmek, hakkı kabulde direnmek, kabul etmemek hususunda sonuna kadar direnmek. Bu da kafirlerin yine bir özelliği. Hayra mani olmak, yani kendisi hayırlı işler yapmadığı gibi hayırlı işler yapmaya çalışanlara da mani oluyor. Kendisi İslam'ı yaşamadığı gibi yaşamak isteyenlere engel olmaya çalışıyor. Öte yandan haddi mütecaviz, başkalarının hukukuna tecavüz ediyor. Kul hakkıyla işte başkalarına zulmetmek gibi, haksızlık yapmak gibi durumlarla Allah'ın huzuruna varıyor. Öte yandan bir de şüpheler uyandıran kimse. Yani din hakkında zihinlerde sorular uyandırmaya, şüpheler uyandırmaya çalışıyor. Böylece insanları dinden alıkoymaya gayret gösteriyor. Ellezî ceale maallâhi ilâhen âhar, ki o Allah'tan başka ilah edinmiştir. Allah ile beraber ilah kabul etmiştir. Fe'elgiyâhu fil azâbi şiddet, işte bu durumda olan bütün kimseleri o şiddetli azaba atın. Gâle garînuhu, o cehennem atılacak kimsenin yakınında olan dedi ki, onunla beraber olan, Rabbena mâ etgaytuhu, ey Rabbimiz, onu ben azgınlaştırmış değilim, yoldan çıkarmış değilim. Velakin kâne fî dalâlin ba'id, lakin o çok uzak bir dalalet içindeydi. Hak'tan tamamen uzak bir hayat tarzını tercih etmiştim. Burada garin ifadesi ona görevli olan şeytan manasında da değerlendiriliyor. Yani adeta mukadder bir suale cevap var. İşte o kimse Allah'ın huzurunda, ya Rabbi ben bu şeytan yüzünden, bana musallat olan şeytan yüzünden cehenneme düştüm, böyle bir akibete maruz kaldım demek gibi mazeret ileri sürmek isteyecek. O zaman onunla beraber olan şeytan da böyle bir ifadeyle aradan sıyrılmaya çalışacak. Ve bu hakikatin ifadesidir. Yani diyelim buradaki garin şeytan olarak açıklandığında şeytanın bu ifadesi doğru bir ifadedir. Başka bir yerde anlatılıyor İbrahim suresinde. Ehli cehennem şeytanın etrafında toplanıyorlar. Senin yüzünden biz buraya düştük diyorlar. Şeytan orada diyor ki, Allah size gerçek vaatte bulundu, vaadini yerine getirdi. Ben de vaatte bulundum ama sözümde durmadım. Ama ben sizi zorla buraya getirmiş değilim. Benim sizin üzerinizde herhangi bir otoritem, herhangi bir baskım yoktu. Ben sadece size vesvese verdim. Siz de benim peşimden geldiniz, gelmeseydiniz diyor. Bu doğru bir mana. Çünkü eğer şeytanın insanlar üzerinde bir yaptırım gücü olsaydı, cehenneme giden her insan, ya Rabbi ben ne yapabilirdim, şeytan beni yoldan çıkardı diye bir mazeret ileri sürebilirdi. Her ne kadar öyle mazeret ileri sürmek istese de bu ondan kabul edilmeyecek. Çünkü şeytan insan üzerinde bir hakim otorite değildir. Zorla yaptırım gücüne sahip değildir. Onun bütün yapmış olduğu şey sadece vesvese vermek, kötülükleri güzel göstermektir. İnsan kendi iradesiyle onları yapar ve o şekilde sorumluluk da insanın kendisine aittir. Gâle lâ tahtasimû ledeyye, Allah buyurdu ki benim huzurumda birbirinizle hasımlaşmayınız. Fakat kattemtu ileykum bil vaid, ben daha önce size uyarılarımı yaptım ve size böyle bir akıbeti haber verdim. Mâ yubeddelul gavle ledeyye, benim huzur, benim nezdimdeki söz değiştirilmez. Ve mâ ene bizzallâmin lil abid, ve ben kullara zulmeden değilim.
Yani Allah adili mutlaktır. Bütün icraatları tam bir adaletledir ve rahmetledir aynı zamanda. İnsanlar bir iyilik yaptığında Allah on katıyla, hatta daha fazlasıyla sevabını verir. Kötülük yaptıklarında hemen bir anda cezalandırmaz, fırsatlar verir, tövbe istiğfar imkanları verir. İnsanlara peygamberler göndermiştir veya peygamberin mesajını anlatan kimseler o insanlar içinde gelmiştir. Böyle olunca insanların diğer alemde "Ya Rabbi bize bunlar bildirilmedi, anlatılmadı" şeklinde herhangi bir gerekçeleri, mazeretleri olmayacak. Ve Allah kimseye yapmadığından dolayı, yani yapmadığı bir şeyi yapmış gibi kabul ederek ceza verecek değil. Kim ne yapmışsa onun karşılığını görecek. Ayet-i Kerime aynı zamanda öldükten sonra dirilmenin de bir delilidir. Yani Allah kullarına zulmetmez. Bir tarafta Firavun gibiler var. Öte yanda Hazreti Musa gibiler. Bir tarafta Ebu Cehil gibiler. Öte tarafta Peygamber Efendimiz gibi insanlar, peygamberler. Elbette bunlar ölümle eşit olmayacaktır. Ölümle toprak olup gitmeyeceklerdir. Eğer ölümle her şey bitse, o zaman iyinin iyiliğinden, kötünün kötülüğünden bahsetmenin bir anlamı olmaz. Ve normalde iyi insanın özellikler olarak saydığımız güzelliklerin, kemalatın hiçbir kıymeti kalmaz. İşte Allah adildir, kullarına zulmetmekten münezzehtir. Dolayısıyla ahireti getirecektir. يَوْمَ نَقُولِ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَئْتِمْ O gün cehenneme deriz ki doldun mu? Ve tegulu hel min mezid. O da der ki daha yok mu? Burada yani cehennem bir şahıs gibi, bir kişi gibi nazara alınmış ve cehenneme taraf ilahiden soruluyor. Doldun mu, artık yeter mi? Cehennem Cenab-ı Hakk'ın celali isimlerine masar ve Allah'ı tanımak istemeyen, tanımayan kafirleri cezalandırmaktan zevk alıyor. Bundan dolayı da Ya Rabbi diyor, varsa daha gönder. Daha yok mu? Varsa gönder, cezalandırayım diyor. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Ve cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Uzak değildir. Hâzâ mâ tu'adûne. İşte bu size vaat edilendir. Likülle vâbin hafîz. Allah'a yönelen, tevbe eden ve Allah'ın emirlerini, yasaklarını gözeten kimse için, kendini bu şekilde muhafaza eden kimse için Allah-u Teala'nın vaat etmiş olduğu cennettir. Men haşiyer rahmane bil gayb, ki o gıyabında Allah'tan, Rahman'dan korkmuştur. Ve ca'e bi kalbin münib, ve Allah'a yönelen bir kalple ona müteveccüh olmuş, huzura, Allah'ın huzuruna böyle gelmiştir. Udhuluha bi selam, ve onlara denilir ki selam ile, selametle girin cennete. Zalike yevmul hulut, işte bu ebedilik günüdür. Yani artık ebediyet diyarı açılmıştır ve dünyada evet faniydiniz ama bu alemde baki olacaksınız. Lehum ma yeşaune, onlar için ne dilerlerse o cennette var. Ve ledeyna mezid, bizim nezdimizde daha ziyadesi de var. Yani onların hatırına, hayaline bile gelmeyen, istemeyi bile düşünmedikleri nice nimetler, rüyetullah dahil olmak üzere, onlara verilecektir. Ve bu şekilde sonsuz nimetlere mazhar olacaklardır. Cenab-ı Hak bizleri cennetine, cemaline nail olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.